hem dünyamız hem ülkemiz bir pandemi süreci yaşadı. Hala da yaşıyoruz ama sıkıntılı süreci geride bıraktık inşallah. Takdir edersiniz ki hem dünyanın hem ülkemiz içinde yaşadığı süreç itibarıyla zor bir dönem geçirdik. Cami olarak aslında biz de gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Bunun travmalarını belli bir süre oyuncular üzerinde çok net bir şekilde gördük. Ama bunu bertaraf etmek için de ciddi bir emek sarf ettik. Ligin bitimine 6 hafta var. Biz öyle düşünüyoruz. 6 haftada bitirmek istiyoruz çok net. Elimizdeki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman bu 6 hafta süreç içerisinde tüm oyunculardan maksimum verim almak istiyorum. Burada Ahmet, Mehmet isim çok önemli değil. Çok geniş bir kadromuz yok. Ama pandemi sonrası Futbol Federasyonu'nun bize gönderdiği yeni futbola dönüş protokolünde artı ekstra bir şey koydular. Artı 5 oyuncu değiştirme opsiyonu koydular. Bu önemli bir opsiyon. Dolayısıyla bulunan bütün oyuncuların bu 6 haftalık süreçte bu mücadele içerisinde hepsine görev geleceği aşikar. Dolayısıyla kimin oynadığı, kimin oynamadığından çok bir takım olgusuyla, o birliktelikle bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. Çünkü real olarak bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte yani ligin %80'in bittiği bir ortamda hedefine bir nebze ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla son 6 haftada bunu taşlandırmak en büyük dileğimiz. İkili mücadelelerde mesela temas edecektir. Acaba bu oyuncularda nasıl bir atmosfer yaratır sizce? Çok acı bir sisteme bağlı değil. 2-3 sistemi değişken bir şekilde oyun içerisinde veya oyunun gidişatına göre değiştirebilecek opsiyonları çalışıyoruz. Ama bunlar böyle bir günde seyirci denek var. Hepsini bir anda değiştirme şansımız yok. Dolayısıyla ama oyuncuların o anlamdaki iştahları beni çok son derece mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Ortada bir hedef var. Bu hedef doğrultusunda çok fazla zaman yok. Dolayısıyla evet bakıldığı zaman çok gol atan bir takım değiliz. Ama bunun yanında da az gol yiyen bir takımız. Daha da az yemek istiyoruz. Daha fazla üretmek ve daha fazla atmak istiyoruz. Onun için de ofansif anlamda ciddi çalışıyoruz. Rakip 18'de sadece bir oyuncuyla değil 5-6 oyuncuyla orada olmak istiyoruz. Her maç ciddiyet ister. Ben onu düşünüyorum. Hiçbir maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Bu Eskişehir maçı da olsa, işte Osmanlı, Gaziantep, Denizli. Önemli olan sizin saha içerisindeki iştahınız, coşkunuz ve duruşunuz. Buna hazırlamak ve hazırlanmak çok önemli. Dolayısıyla biz takım isminden çok, oynayacağımız rakipten çok, tabii ki bütün rakiplere saygıyı göstereceğiz, o saygıyı vereceğiz. Ama sahada belirleyici olan unsur bizim sahada yapacaklarımız olacak. Dolayısıyla iyi başlamak istiyoruz. Kendi evimizde saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Cuma günü Süper Lig başlıyor. Bakacağız biz de. Biraz tecrübeleneceğiz bu hafta sonu aslında bakıldığı zaman. Takımların nasıl döneceği, oyuncuların psikolojik olarak nasıl döneceği en azından bir fikir verecektir. Almanya'da öyle oldu diye Türkiye'de de böyle olacak diye bir kaide yok. Sürprizler olacak. Almanya'da olduğu gibi bizde de olacak. Sürprizlerde de olacak. Süper Lig'de de olacak. Birincilikte de olacak. Olmama şansı yok. Çünkü takdir edersin ki oyuncuların pandemi sürecindeki futboldan ayrı kaldıkları süreç ortalama 65 gün, 70 gün. Çok uzun bir zamandır. Bu oyuncuları 4 haftada, 5 haftada tekrar olaya adapte etmek kolay bir şey değil. Sakat Yusuf haricinde, o da geçmişe dayalı diziyle alakalı sıkıntı var Yusuf Acel'in. Onun haricinde sıkıntısız, sorunsuz ve iyi çalışarak bir süre geçirdi. Şimdi Süper Lig'e de bakın, Birinci Lig'e de bakın, birçok takımda hazırlık döneminde ciddi sakatlıklar oldu. 4 ay, 6 ay, 8 ay gibi sezonu kapatan ve gelecek sezona yansıyan sakatlıklar oldu. Lig başladığında bu sakatlıkların çoğalabileceğini öngörebiliyorum. Kolay değil. Ama biz bunu minimumda yapmaya çalışacağız. Ekonomik olarak zarar gördü. Bundan futbol da açıkçası nasibini aldı. Takip ediyorsunuz, dünyada çok büyük kulüpler futbolcularıyla farklı anlaşmalara gidiyorlar veya sponsorların gelirleri kısılıyor işte vesaire vesaire. Bununla alakalı FIFA'nın da, federasyonun da almış olduğu tavsiye kararı var.
sizin de liglerde hem Süper Lig'de hem birinci ligde takımlar sizde yani tam oyunda çok gözüme çiziliyor. İşte Beyin Spor ödemelerini aksaltıyor. Haklı olarak yayın yapamadığından dolayı. Onun da gelirleri bitmiş durumda. Bizim de açıkçası anlaştığımız ilk sponsorumuzdan müsterara verildiğinden dolayı planlanan ödemelerde çok ciddi sıkıntılar oldu. Liglerin başlamasını bekliyoruz. Her kulüp gibi biz de bu süreçte ekonomik olarak açıkçası belli sıkıntılar yaşadık. Kendi dünyamızda bütün arzu sorumlular olarak kendi içimizde bir şekilde tölere ettik bugüne kadar. Yani bununla alakalı yani biz açıkçası hem durumumuz hem konumuz itibariyle futbolcularımıza bugüne kadar hiç bunu aksettirmemeye çalıştık. İnşallah sezon sonuna kadar da aksettirmeden taşırız ama bir ihtiyaç olursa bu yönde futbolcu kardeşlerimiz de gerekeni yaparlar ama şu an için hamdolsun büyük bir sıkıntımız yok. Bizim gibi en iyi mali durumu olan hep söylüyorum bunu gerçekten birkaç takımdan bir tanesi bir sıkıntımız yok anlamına gelmez. Diğerlerine daha iyiyiz. Onların daha çok sıkıntısı var bizim daha az sıkıntımız.